bana şahsıma hakaretler ediyor. Ya sen benim zaten muhatabım değilsin. Seviyemde değilsin. Kıratımda değilsin. Kalitemde değilsin. Irak'tan senin bağırman, çağırman bizim için hiç de önemli değil. Biz bildiğimizi okuyacağız. Bunu böyle bilesin. Kim bu? Irak'ın başbakanı. Irak'ın başbakanı. Ya önce haddini bil. Şu anda kendileri başika üssünü kurmamız için bizlere talepleri var. Ve bunların hepsinin canlı kayıtları var. Ve bugün yarın bunların hepsi televizyonlarda yayınlanacak. Ve buna rağmen başika üssüne girilmiştir. Şimdi diyor ki buradan çekilin. Türkiye Cumhuriyeti'nin ordusu sizlerden talimat alacak kadar kalitesini kaybetmiş değildir. Gereği neyse bunu biz gerektiği şekilde bugüne kadar nasıl yaptıysak yapmaya devam edeceğiz. Bu bir defa bir. İki, şimdi burada çok önemli bir yere geliyorum. Ve Dolmabahçe sarayımızdan, külliyemizden sizlerin şahsında tüm dünyaya sesleniyorum. İslam İşbirliği Teşkilatı dönem başkanı olarak 56 ülkenin hepsinin devlet başkanlarına, hükümet başkanlarına şu anda bir mektup gönderiyorum. Bu ne demektir? 56 ülke hep birlikte tavrımızı koyacağız ve Amerika Kongresi'nin bu kararı gözden geçirerek geri çekmesini isteyeceğiz. Neden? Neden? Değerli kardeşlerim, hep sessiz kalınmıştır. Bir yanağa vurulmuştur, öbür yanak çevrilmiştir. Artık bizler haklarımıza sahip çıkmasını bilmeliyiz. Bir terörist halkı Müslüman olan ülkeden çıkmış olabilir. O gitmiş orayı bombalamış da olabilir. Peki benim ülkemde eğer Amerikalı bir terörist bir yeri bombalarsa ki bombalıyorlar, o zaman biz de çıkaracağımız bir kongre kararıyla, parlamento kararıyla Amerika'yı mahkum etme yoluna gidebilir miyiz? Aynı şekilde gideriz. Bu demektir. Şimdi bunun yolunu bunlar açmış oluyorlar. Suçların uluslararası hukukta şahsiliği ilkesi vardır. Kimse bir suçu işleyen bedelini o öder. Siz onu bir devlete ödetemezsiniz. Böyle bir hakkınız yok. Ama kişi işte eğer halkı Müslüman olan bir ülkedense oynanan oyun bu. Açık net ortada. Bakın şimdi hemen bireysel olarak davalar açılmaya başladı. Nereye? Suudi Arabistan'a. Niye? Ha şimdi buradan açılan bu davalarla paralar alırız. Sayın Obama tek başına kaldı. Bir kişi daha ona katıldı. O da bakın bu yarın size döner diye de şerhinde bunu ifade etmiş. Hukukçu ya. Demek ki görmüş burayı. Vaka da bu zaten. Döner. Değerli kardeşlerim, aynı durum şu anda Irak'tadır. Aynı durum şu anda Suriye'dedir. Yahu teröristin iyisi kötüsü olabilir mi? Senin teröristin iyi, benim teröristim kötü, böyle bir mantık olabilir mi? Şu anda Irak'taki bütün bu gelişmeler karşısında biz Irak'a Irak kalamayız. Seyirci kalamayız. Oradaki kardeşlerimizin çağrısına sağır kalamayız. Hemen her gün vatandaşlarını
PKK ve DAEŞ terörüne kurban veren bir ülke olarak buradaki gelişmeleri çok yakından takip ediyoruz. Suriye ve Irak yönetimlerinin ülkemize yönelik insaf sınırlarını aşan itham ve ifadelerinin hiçbir makul tarafı bulunmuyor. Irak ve Suriye'de terörle mücadele için bulunduklarını söyleyen ülkelerin çoğunun derdinin buralardaki insanlar olmadığını, geçtiğimiz 6 yılda yitirilen yüz binlerce can, tahrip edilen koskoca bir tarihle acı bir şekilde hep birlikte gördük. Bu tablo karşısında azıcık vicdanı olan, mensubu bulunduğu dine hürmeti, topraklarındaki mazlumlara saygısı olan kimse Türkiye'ye destek olur, Türkiye'nin önünü açar. Buradan bir kez daha ifade ediyorum. Türkiye'nin kimsenin bir karış toprağında gözü yoktur, egemenliğinde gözü yoktur. Bin yıldır beraber kardeşçe yaşadığımız bu coğrafyada kaderimiz de kederimiz de ortaktır. Bizim kendi topraklarımızın güvenliğini sağlamak ve bölgedeki Müslümanların esenliğini istemek dışında bir gayemiz söz konusu değildir. Değerli kardeşlerim, yaşadığımız krizler İslam dünyasının yeni bir silkinişe, yeni bir uyanışa ihtiyacı olduğunu gösteriyor. Müslümanlar olarak sahih İslam geleneğinin etrafında bütünleşerek kendimize yeni bir gelecek inşa etmeliyiz. Peygamberimizin aleyhissalatu vesselam vefatının ardından İslam dünyasında ortaya çıkan ve günümüze kadar gelen ihtilafları aşacak 1400 yıllık birikimi en doğru şekilde değerlendirecek bir dirilişi hep birlikte başlatmalıyız. Yereli ihmal etmeden, geleneği yok saymadan, zamanın ruhunu ıskalamadan geleceğe yürüyebilmeliyiz. Birlikten rahmet, ayrılıkta azap olduğu emri doğrultusunda hareket etmekle mükellef olduğumuzu unutmamalıyız. Bunun yolu itikadi sapmalara karşı çelik gibi sert, yorum farklılıklarına karşı ise olabildiğince hoşgörülü olmaktan geçiyor. Teröre bulaşan her örgütün aynı zamanda itikadi bir sapma içinde olduğu da bir gerçektir. Haksız yere bir insanı öldürmeyi, tüm insanlığı öldürmek olarak kabul eden bir dinin mensupları katliam yapmaz, katliam yapamaz. Başka kültürlerde bir kişinin ölümünü trajedi, bir milyon kişinin ölümünü istatistik olarak görenler olabilir. Ama Müslüman için her bir masumun canı dünyaya bedeldir. Bizim için kendilerine tabi olmayan herkesi katleden DAEŞ neyse, 15 Temmuz'da kendi halkının üzerine ateş açan FETÖ'de benzer yöntemler kullanan herkes de aynıdır.